Hoş geldin. Siz Amerika'dan geldin, evet, Demir. Yes, evet. Neden Amerika'dan geldiğinde burada spor yapma ihtiyacı duyuyorsun? Aslında son 3 haftadır yapamıyorum. Seninle salonda karşılaşmıştık, evet, ama. Salonda karşılaşmıştık. Evet, ben de Demir'den sürekli bahsediyorum. Harika. Yani Amerika'nın spor salonu kalmamış gibi memlekete ayak basar basmaz. Ya ben seni görmek için geldim aslında. Evet, bir baktım, evet. Salonda sen varsın. Fakat bunda ne adale var? Biraz göbek yaptım falan diyor ama nasıl böyle güzel bir vücudu var? Çok isterim çıplak. Böyle mi başladık? Yani evet. Şimdi siz Fatma ile beraber Amerika yolcusu olacaksınız kısa bir süre içerisinde ama burada daha önce burada konser verdik. Burada beraber konser verdiniz mi? Vermiştik ama bu akustik turne olacak. Amerika'ya ilk defa gitti. 4 tane konser yapacağız. Fatma'nın daha önceki grubu Modelle ben 2 tane prodüksiyon yapmıştım. Onların ilk albümlerini prodüksiyon. Sen aynı zamanda prodüktörüydün. Evet. Ondan sonra Fatma gruptan ayrıldıktan sonra birlikte prodüktör olarak çalışmadık ama bir sürü konserlerde falan bir araya geldik. Bir tane de full konser yaptık. Ama bu Amerika turnesini beraber yapalım dedik işte. Bir tane single yaptık birlikte. Doğru, bir single yaptık, evet. Çok var da yani arada kaçı. Peki Amerika'da 4 şehirde 4 eyalet nasıl anlıyorsunuz onu? Yani senin böyle onun tabii o şimdi Virginia'da mı yaşıyorsun? Evet, sen? Virginia. Neresi Virginia? Virginia, Washington DC'nin hemen altında olan eyalet. Ya, Washington DC, Virginia'nın en kuzey ucunda bulunuyor. Orası kendi başına ayrı bir özel bir bölge. İşte nasıl anlatayım? Doğusunda, okyanus kenarında bir eyalet. Sen de, gittin mi hiç ona? Hayır. Hiç gitmedi. Nasıl anlatıyor oradaki hayatı? Yani ne diyor mesela? Burada çok iyiyiz, derdüstü, muradüstüyüz falan. Öyle mi anlatıyor yoksa aslında? Ya elbette. Yani hayatı o kadar güzel değil de aslında bize mi burada gelip hani siz de mutlaka görmelisiniz falan. Yok yok, orada hayatı çok güzel ve yaşadıkları bölgeden son zamanlarda şimdi yeni taşındılar hatta konuşuyoruz. Çünkü bu yurt dışına taşınmalarda biraz hani bir aralar İstanbul'da hani Beykoz konaklarına taşınanlar yalnızlıktan öldükleri için hani hep bu diğer insanları kendilerine misafirliğe çok çağırırlardı. Çok gelin, çok güzel. Ya, şey Akmerkez'e 15 dakika. Lan Akmerkez'in orada oturuyorum ben zaten. Niye 15 dakika uzağa gideyim? Yani? Huzur aramak için öyle bir yere gidiyorsun ama aşırı huzur da iyi bir şey değil. Yani değil, değil mi? Tansiyon olması lazım. Açıkçası onun için de biraz geliyorum. Yani çünkü İstanbul, ben İstanbullu değilim aslında zaten. İzmir'de büyüdüm. O yüzden İstanbul'da işten çalışmaya başladıktan sonra burası yani dünyada çok ender şehirlerden bir tanesi. Hatta başlı başına önemli bir yer. O şeyi arıyorsun, tansiyonu, çünkü yani bir tarafında tamam huzur var, her şey çok güzel, müthiş bir düzen, inanılmaz tertemiz her yer, o da basıyor yani. Hı. O da hakikaten sıkıcı bir şey ya, yani insanın içini öldürmeye ya, beynin düzleşiyor derler ya. Hı. Beyin kıvrımları hakikaten düzleşiyor yani, buradaki o espri anlayışı, kıvraklık, bir anda stres, hızlıca çözümler aramak falan, onlar olmadığı zaman bir şekilde paslanmaya başlıyorsun. Dolayısıyla o kadar iyi bir şey değil yani. Peki buraya geldiğinde tekrar insanlar da o şeyi, yani mesela diyelim ki bizdeki o esprili konuşma hayatı. Yani ben sana her zaman bir sarkazmla davranıyorum. Her zaman, her programda, dışarıda görüştüğümüz zaman da filan. Öyle değil galiba, değil mi? Yani biz burada biraz birbirimize küçük böyle iğneler sokuyoruz, çıkarıyoruz. Ama dostluğumuz olduğunu biliyoruz. Birbirimize, o dostluğa güvenerek bir sürü şey yapıyoruz. Hı hı. Yani arkadaşlıkta da o vardır. Yani birisi diğerine ne kadar kötü davranırsa o kadar iyi arkadaş olduklarına falan kani olur. Batı birbirine çok daha mesafeli, öyle söyleyeyim. Yani o hani saygının da bir ortasını bulmak gerekiyor ya. Hı. Yani belli ki sen bana bunu saygısızlıktan yapmıyorsun. Biz eğleniyoruz. Tabii ki. Ama ya aynı şekilde o başka bir batılıya davrandığın takdirde istediğin kadar samimi ol, arkadaşın olsun, bir ya bir dakika ne diyorsun da gelir o. Ya da arkasından dönüp de ya bir daha öyle yapmasan falan gibi bir yere gelir. Hatta başıma gelmedi değil. Hı-hı. Oluyor bu. Ya başka bir hayat, ona da alışmak lazım. O da başka türlü bir şey, his. Ya her yere gittiğin zaman günaydın, merhaba, teşekkür ederim, bir şey değil, kapıyı tutmalar bilmem ne. Hani bizde o kadar da yoktur. Hani kapı yüzüne gelip falan diye. Merhaba dersin, havada kalır o, düşer önüne falan, evet. Böyle yani.